Bu konuşmanın sona ermesinin ardından Benjamin üzüntü içinde yüz kata çıkıp aynada kendisine baktı. 3 ayda tıraş olmamıştı. Ama yüzünde incecik, seyrek beyaz tüyler dışında hiçbir şey yoktu ve bu tüylerde uğraştığına değmezdi. Harvard'dan ilk döndüğü zaman Roscoe ona gözlük ve takma sakal kullanmasını önermişti. İlk yıllarındaki maskaralık tekrarlanacak gibi görünmüştü ilk başta. Ama sakal çok kaşındırıyor, üstelik de utandırıyordu. Benjamin alay hazırlaya itiraz edince Roscoe gönülsüzce vazgeçmişti. Benjamin bir çocuk kitabını açıp okumaya başladı. Kitabın adı Bimini Körfezi İzcileri'ydi. Fakat kendini savaşı düşünürken buldu. Amerika bir ay evvel İtilaf Devletleri'ne katılmıştı ve Benjamin de askere yazılmak istiyordu. Ama heyhat. En düşük başvuru yaşı 16'ydı ve o kadar büyük göstermiyordu. Fakat doğru yaşı olan 57'yi söylese zaten hiçbir yolu yoktu onu almalarının. Kapının çaldığını duydu. Uşak elinde bir mektupla içeri girdi. Mektubun köşesinde kocaman bir resmi mühür vardı ve Benjamin Baybutton'a gönderilmişti. Benjamin hevesle mektubu yırtıp açtı ve içinde yazanları okudu. Neredeyse havalara uçacaktı. Mektupta İspanyol-Amerikan Savaşı'na hizmet veren pek çok yedek subayın daha yüksek rütbeyle orduya geri çağrıldığını belirtiyordu. Onu da Birleşik Devletler Ordusu'na tuğgeneral atamışlardı ve derhal birliğine intikal etmesi emrediliyordu. Benjamin heyecandan titreyerek ayağa fırladı. Bu tam da istediği şeydi. Şapkasını kaptı. 10 dakika sonra Charles Caddesi'ndeki büyük terzi dükkanına içeri girdi ve incecik güvensiz sesiyle üniforma diktirmek için ölçü vermeye geldiğini söyledi. Askercilik mi oynayacaksın evlat? Diye takıldı tezgahtar. Benjamin'in yanakları kızardı. Ne yapacağımı bir önüm yok, dedi öfkeyle. Soyadım Button ve Mid Vernon Palace'da oturuyorum. Paranızı vereceğimi biliyorsunuz. Pekala, dedi tezgahtar tereddütle. Sen vermesen de babam verir herhalde. Benjamin'in ölçüleri alındı. Bir hafta sonra da üniforması hazırdı. Doğru düzgün bir general nişanı edinmekte güçlük çekti. Çünkü satıcı daha gösterişli ve eğlenceli bulduğu Gazi Mareşal ban adresini vermekte diretmişti. Bir gece Roscoe'ya hiçbir şey söylemeden evden ayrılıp trenle Güney Carolina'daki Mosby kışlasına gitti. Orada bir piyade tugayına komuta etmesi emredilmişti. Sıcak ve nemli bir Nisan günü kışlanın girişine geldi. Tren istasyonuna gelmek için tuttuğu arabanın parasını ödedi ve nöbet bekleyen muhafıza döndü. Şu eşyaları taşıyacak birini bul, dedi sert bir tavırla. Muhafız ters baktı. Nereden buldun sen bu generalin üniformasını evlat, dedi. İspanyol-Amerikan Savaşı gazisi Benjamin'in gözlerinde kıvılcımlar çaktı ama heyhat, sesi pek ince çıktı. Asker, hazır ol, diye gürlemeye çalıştı. Sonra nefes almak için durdu. Ama birden muhafızın topuklarını birbirine vurup silahın önünde dik tutarak hazır ola geçtiğini gördü. Benjamin gururla gülümsemesini gizlemeye çalışıyordu. Ama çevresine baktığında gülümsemesi silindi. İtaat yol açan kişi kendisi değil, at üstüne onlara doğru yaklaşan heybetli bir topçu albayıydı. Albay! Diye seslendi ince sesiyle. Albay yanına geldi. Dizginleri çekti ve soğukkanlılıkla ama biraz da şaşırarak ona baktı. Sen kimin oğlusun bakalım, dedi sevecen bir sesle. Ben şimdi sana kimin oğlunu olduğumu gösteririm, dedi Benjamin öfkeden titreyen sesiyle. Derhal in şu attan. Albay kahkahayı patlattı. Sen mi bineceksin yoksa general? Al, diye haykırdı Benjamin umutsuzca. Oku şunu. Görev emrini albaya uzattı. Albay emri okuyunca gözleri yuvalarından dışarı uğradı. Nereden buldun sen bunu? Dedi evrakı kendi cebine koyarken. Çok yakın anlayacağın üzere devlet tarafından verildi. Sen gel bakalım benimle, dedi albay yüzünde tuhaf bir ifadeyle. Karargaha gidip bu meseleyi şöyle enine boyuna bir konuşalım, haydi. Albay dönüp atını yavaşça karargaha doğru sürdü. Benjamin'in mümkün olduğunca istifini bozmadan onu takip etmekten başka yapabileceği bir şey yoktu. Ama bu arada ondan çok acı bir intikam alacağını da yeminler ediyordu içinden. Fakat İntikamını alamadı. 2 gün sonra oğlu Roscoe acı alelacele çıkılmış bir yolculuk sebebiyle öfkeden kudurmuş bir halde Baltimore'dan geldi. Hüngür hüngür ağlayan, üniformasız generali eve götürdü.